Herkese tekrar merhabalar. Ben göçmenlik avukatınız Volkan Anık. Sizlerden gelen spesifik sorulara cevap vermeye devam ediyorum. Ki ısrarla üzerine basa basa söylüyorum. Spesifik sorular örnek noktasında bakınız daha önceki yayınlar. 10 yıllık yeşil kart başvurunuzu evlilik üzerinden yaptınız. Daha önceki birçok yayında bu sorulara cevap veriyorum ama özellikle şu son birkaç hafta içerisinde o kadar sıklıkla bu soruyu alıyorum ki yapmış olduğunuz evlilik üzerine 10 yıllık kart başvurusunda olası boşandınız. Boşanma ardından nihai kararı göçmenlik bürosunun ilgili olan servis center'a gönderiyorsunuz. Kuvvetle muhtemel sadece sizi için alacak şekilde bir interview durumu oluyor. Kuvvetle muhtemel diyorum bazen çünkü eğer ki göndermiş olduğunuz paket güçlü bir paket ise çoğu zaman interview'den waive durumu boşansanız bile olabiliyor. Hani interview olmadan da 10 yıllık kartınız gönderilebiliyor. Fakat olası interview olması halinde sadece sizi için alacak şekilde ispat yükü size ait. Niye ispat ediyorsunuz? Evliliğin gerçeğe uygun olup olmadığı. Ardından bir şekilde 10 yıllık kartınızı aldıktan sonra vatandaşlığa bakan yönüyle pratikte herhalde üzerine 2 yıl daha koyuyorsunuz. Yani ilk kartınızı aldığınız tarih itibariyle 4 yıl 9 ay sürece bakan yönüyle. Esasa bakan yönüyle yüz kızartıcı herhangi eylem, işlem vesaire durumu olmama. Yani vatandaşlık başvurunuzun önünde engel teşkil edilecek diğer durumlar yoksa vatandaşlık başvurunuzu da yapabiliyorsunuz. Bu yayında 2 soruya cevap verdim. Olası kafanıza takılan, sormak istediğiniz spesifik sorular olursa bana e-mail olarak gönderebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşça kalın.